Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan. Bugün sizlere meme kanseri taraması, özellikle de taramada mamografi mi, ultrason mu ikilemi hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Meme kanseri taraması tüm dünyada 40 yaş üzeri hastalarda her ülkenin kendi belirlediği ulusal standartına göre 1 ya da 2 yılda bir mamografi çekimiyle yapılmakta. Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı meme kanseri taraması programında ise 2 yılda bir mamografi çekimi, yılda bir doktor tarafından memenin elle muayenesi ve her ay hastanın kendi memesini muayene etmesi yer alıyor. Mamografinin meme dokusunun yoğun olduğu kısımlarda, yetersiz kaldığı durumlarda ya da mamografi ile saptanan bir lezyonun kist mi, kitle mi gibi adının konmasında ise ultrasondan faydalanıyoruz. Yine ultrasonda saptadığımız olası iyi huylu kitlelerinin takibini de ultrasonla yapıyoruz. Radyolog olarak klinikte meme görüntülemesinde en sık karşılaştığımız problemlerden biri hastanın mamografi çekimini atlayıp direkt ultrasona yönelmesi ya da ultrasonu bir yaptırayım, ultrasonda bir sorun çıkarsa mamografi çektiririm yanılgısına düşmesi. Birincisi, mamografi çekimi ultrasondan sonra değil, mutlaka önce yapılmalı. Çünkü radyolog olarak biz hekimlere mamografi görüntüleri ultrason için kılavuzluk etmekte, yani yol göstermekte. İkincisi ve en önemlisi ise %50'den fazla meme kanseri düzensiz mikrokalsifikasyonlarla ilişkili. Yani mikrokalsifikasyondan kastımız çok küçük kireçlenmeler. Ve erken evre meme kanseri bir müddet sadece bu küçük kireçlenmeler halinde kalıyor. Daha sonra kitleye dönüşüyor. Kireçlenmeleri bu kadar küçük aşamada, dolayısıyla da meme kanserini çok erken evrede saptamanın en iyi yolu ise mamografi. Bu küçük kireçlenmeleri özellikle de kitle eşlik etmiyorsa ultrason ile taramak ya da saptamak neredeyse mümkün olmamakta. Sonuç olarak 40 yaş üzeri hastalarımıza meme kanseri taraması programında rutin mamografi çekimlerini yaptırmalarını ve ultrason gerekliyse de ultrason çekimine gelirken yanlarında mutlaka mamografi görüntülerini getirmelerini öneriyorum.